Erzincan, Can Erzincan olarak geçer tüm Türkiye'de çünkü canlıyla bilinir. Erzincan'ın İslamiyet'le münasebeti çok eskiye dayanır. İlk Hazreti Osman zamanında. Sonra Alparslan zamanından Türklerin gelmişiyle beraber günümüze kadar Erzincan'ımız kutlu topraklar olarak devam etmektedir. Öncelikle Recep Gündüz Başkanıma böyle bir organizasyonda bizi ağırladı, misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Murat Şahin Başkanıma da böyle bir gezide bize mihmandarlık yaptı, bizi de yanına aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Milli Beka Hareketi yaklaşık 65 ilde, 400'e yakın ilçede, 25 ülkede yapılanması olan şu an Türkiye'nin örgütlü en büyük sivil toplum hareketidir. Çok kısa bir zamanda Allah da nasip ederse konfederasyon olma yolunda da adımlarını bitirmiş bu mimaride hareket eden bir harekettir. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli'nin izinde ilerleyen bu memleketin yiğit evlatlarını barındıran bir harekettir Milli Beka Hareketi. Şimdi yaklaşık 15-20 günlük bir doğu turuna çıktık. Yaklaşık 20-25 tane ili ziyaret edeceğiz. Açılışlarımız olacak. Şu an kendisine siyasi parti diyen AK Parti'nin içinden kopmuş %1'lik bile olmayan siyasilerin başaramadığı bir organizasyonu başarıyoruz. Aynı zamanda Erzincan'a gelmişken Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan da bahsetmeden geçmek olmaz. Türkiye'nin hizmetleriyle her alanda görev seçmeden en iyi şekilde hizmet eden adamı Binali Yıldırım'a da Erzincan'dan kocaman bir alkış koydu. Saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu dün tüm Türkiye'deki bürokratlarımızı töhmet altında bırakan, kendi çapında aba altından sopa gösteren bir açıklamada bulundu. Bizim kendi siyasilerimiz anladığı dilden cevap verdi ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu açıklamalarını 15 Temmuz'dan önce yapsaydı belki yol arkadaşı Pensilvanyacılar hala görevde olduğunda onu dinleyecek birkaç tane bürokrat bulabilirdi. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yaşanan değişim sonrasında şu andaki bürokratlarımız, yiğit evlatlarımız hepsi Anadolu'nun ve Türkiye'nin yiğit evlatları olduğu için ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditlerinden ne de sözlerinden etkileneceğini zannetmiyorum. Şimdi kasetle bir koltuğa oturuyorsanız, her koltuğa oturanı kasetle gelip kasetle gidiyor zannedebilirsiniz. Sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada çok büyük bir yanılgısı var. O konuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var. Bence onunla cevap vermek daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında diyor ki, bizim bu vatandan başka gidecek başka bir vatanımız olmadığına göre bize bu vatanı dar etmeye çalışanı vatansız bırakır, biz onlara bu vatanı dar ederiz diyor. Böyle bir lidere sahip olan, böyle bir cumhurbaşkanına sahip olan ülke vatandaşı olarak bizim görevimiz ne? Korkmadan, yılmadan 2023'e adım adım ilerleyerek Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikameti sonuna kadar devam ettirmektir.